Evet arkadaşlar şimdi iklim ve hava durumunun farklarından bahsedeceğiz. İklim ve hava durumu birbirine paralel gözüken ama oldukça farklı kavramlardır. İklim deyince aklımıza daha uzun vadede oluşan, daha geniş alanları etkileyen hava olayları gelirken hava durumu dendiğinde aklımıza daha dar alanlı ve dar zamanlı hava olayları gelecek. Örneğin Erzurum'da bugün havanın yağışlı olması bekleniyor dendiğinde aklımıza hemen hava durumu gelirken Erzurum kışları genellikle soğuk ve karlı geçirir dendiğinde aklımıza yine iklim gelecek. Bu iki temel kavramı birbirinden ayırdıktan sonra devam ediyoruz. Evet şimdi iklim elemanlarından ilki aklımıza ilk gelecek ve en önemli eleman da sıcaklıktır. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcakta ne yapacaktır doğrudan etkilenecektir. Bu anlamda iklim de kendi içerisinde ya da bağımsız olarak değişkenlik gösterecektir. İşte o ilk elemanımız olan sıcaklık üzerine durmamız gerekirse söyleyebileceğimiz alt başlıklar neler olacak acaba? Şimdi sıcaklığı etkileyen şeyler öncelikle güneşinlerin geliş açısı demiştik. Bakın arkadaşlar burada bir resim bir şekil ifade edildi. Bu şekle göre bu resme göre biz neyi görebiliriz? Hemen onlara bir bakalım. Yol kısa olduğunda kayıp ne olacaktır? Az olacaktır. Kaybın az olması bu anlamda güneşlenmenin daha fazla olması ve ısınmanın çok olmasını yani sıcaklığında fazla olmasına etki Peki yolumuz açı biraz daha eğildiğinde ne yapacaktır? Uzayacaktır. Uzun yol kaybın fazla olmasına, ısınmanın böylece az olmasına ve sıcaklık etkisinde ortamda an hissedilmesine sebep olacaktır. O zaman ekvatordan kutupa gittikçe sıcaklığın azalmasındaki temel neden nedir derse? Ne diyeceğiz hemen? Güneşlenmenin yani güneş ışınlarının geliş açısının farklılaşması. Eğik geldiği yerlerde yol uzun olduğu için kayıp fazla sıcaklık az. Eğik olmayan daha dik ya da dike yakın açılarla geldiği alanlarda ise sıcaklık kaybın az olmasından dolayı çok daha fazladır. Peki güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörler nelerdir demiştik. Elem etkisi çok önemli az önce zaten bunun üzerinde durduk. Dünyanın eksen hareketi yani günlük hareket yine etkili. Günün en sıcak saatinin 12 değil de 2 olmasının sebebi sorulursa bize. Hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Güneş ışınlarının bu anlamda en dik geldiği saat zaman dilimi 12. Fakat bu yere düşmesi, kırılması ve yansıması sürecini artırdığı için en dik geldiği an 12 olan an fakat en sıcak an 12 değil de 2'dir. Dünyanın eksen hareketi de bu anlamda ne yapacaktır? Gün içinde sıcaklığın değişmesine sebep olacaktır. Bu da önemli bir detay lütfen unutmayın. Eğim ve bakı etkisi yine bakının bu anlamda e, özellikle bulunduğunuz yarım küreye ve bulunduğunuz alana göre değişecek olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Eğer bir alanda ev e almak istiyoruz ve bu alan Kuzey Yarımkürenin Türkiye'sinde ise yani bizim ülkemizde ise ne yapacağız bakalan olarak? İlk olarak şuna bakacağız. Evimizin Kuzey cepheli değil de Güney cepheli olması bizim için önemli olacak. sebep derse bizim için Güney cephesi sıcağa bakan yani ekvatora bakan bakalan oluştururken Avustralya'da biraz daha bu ne olacaktı değişiklik gösterecektir. Nedir o da? Ekvator kuzeyinde kaldığı için bu sefer cephesi nereye bakan olmalıdır? Kuzeye bakan olmalıdır. Bakıda da bunu düşünmeliyiz. Yine arkadaşlar mevsimlerin etkisi de ne yapacaktır bu anlamda? Dünya üzerindeki sıcaklık dağılımı da oldukça yoğun etkiye sahip olacaktır. Hemen arkasından bu dediklerimizi ispatlamamız gerekirse enlem etkisi. Bakın arkadaşlar x'in bulunduğu enlem ile y ve z'nin bulunduğu enlem birbirinden farklı enlemler. Şimdi doğal şartlardan olması lazımdı. X'in bulunduğu yerde ekvator yakınlıktan dolayı sıcaklığın fazla olması. Örneğin 25 santigrat derece ise enlem etkisiyle yukarıya çıkıldıkça Y ve Z'nin ne olması lazımdı? 20 santigrat derece ya da 25'ten çok daha az değerlere sahip olması gereklidir. Her şey normalse yani sadece matematik konuma göre düşünüldüğüne bu böyle olmalıdır. İşte biz bunu ne diyoruz? Enlem etkisi. Yine dünyanın eksen hareketi onu da ispatlayalım. Bakın saatin 12 olduğu anı gösterdik. Ne demiştik günün en sıcak ve en soğuk vakitleri hangi saatlerdedir diye bir soru yönelttik. Bunun üzerinden konumuza devam edebiliriz. Şimdi günün en soğuk ve en sıcak saatleri sorulduğunda hemen aklımıza şu gelecek. Günün en soğuk saati sabah 6 civarıdır. Sebep derse bakın arkadaşlar sabah 6'nın arkasında yaşadığımız ne var? Gece var. Gecenin bu anlamda güneşsiz geçirmesi ve oldukça soğuk bir ortam oluşturması sabah 6'ya da bu etkinin taşınmasına sebep oluyor. Biz buna ne diyoruz coğrafi olarak? Isı birikimi. Olumlu ya da olumsuz etkiye sahiptir. Şimdi geceden çıkan sabah altı üzerindeki etkisi ne oldu? Olumsuz oldu. Peki öğlen 12'ye bakalım. Güneş sıcak saati güneş en dik geldiği 12 mi olmalıdır? Daha önce de belirtmiştik. Hayır 12 olmamalıdır. Sebep derse dünyanın ısıtma sisteminin bu anlamda çarpma, kırılma, yansıma üzerinde olduğu için saat 12 değil de bu alanın 2 saate yayılmasıyla ortalama saat 14 civarı günün en sıcak saat olarak karşımıza çıkacak. Lütfen bunu da unutmayalım. Hemen arkasından eğim ve bakımdan bahsetmiştik. Eğim ve bakı deyince aklımıza şu gelmeli. Özellikle bakı sorularla sıkça karşınıza çıkacak. Bakı yönü arkadaşlar dönence dışında sabittir. Yani Türkiye gibi dönenceler dışında olan ülkelerde bakı yönü sabittir. Ve neydi Türkiye'nin bakı yönü? Tabii ki ekvatora dönük olan yamaçlar yani güney cepheleridir. Güney yarım ülkeler için ise dönenceler dışında ise bakı yönü yine sabittir. Ama bu sefer ne olacaktır yönümüz? Ekvator kuzeyde kaldığı için kuzey yönlü olacaktır. Bakı yönü bunda lütfen unutmayalım. Dönenceler arasında ise bakı yönü sabit değildir ve değişiklik gösterir. Neye göre? Hani şu ilk konularda dünya şekli hareketlerini işlediğimiz 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinin yaşandığı dönemlerde bakı durumu bulunduğumuz yere göre ne yapacaktır? Değişiklik gösterebilecektir. Nerede gösterecek peki? Tamamen dönenceler arasında. Yani dönenceler içinde böyle bir riske sahip değilken dönenceler arasında mutlaka bakı yönünün tarihe göre değiştiğini unutmamak ve hatırlamak önemli olacaktır arkadaşlar. Hemen arkasında önemli bir notumuz var arkadaşlar bununla ilgili. Bakı etkisi yarım küreye göre ve bulunduğu eneme göre değişebilir diyorum. Bu vurgudan az önce de bahsettik zaten. Bu vurgu önemli bir vurgu. Karşımıza çıktığında bölgenin nerede olduğunu özellikle dikkat edelim. Bu anlamda soruları yaparken bize kolaylık sağlayacak. Önemli bilgilerden bir tanesi de bu olacaktır. Hemen bir örnek yapalım. Dönenceler dışında bakı sabittir diyoruz notumuzda. Şimdi buna göre yaparsak 35 derece dönencelerin dışında. Neden? Nereden anladık? Dönenceler 23 derece 27 dakikaları veriyordu bize. 35 onun dışında kaldığı için bakı sabittir. Ve ne istedi diye sorarsa. Evet dönen yerleşimde bulunan 35 derece enlemde bakıyor ne olmalıydı? Sabit olmadı. Peki ne tarafta olduğunu bulmak bizim için problem mi? Artık değil. Neyi biliyoruz çünkü biz? B noktasında bir dağ yaratsak ve bu dağın X mi Y amacı mı daha fazla güneşlenme etkisine sahiptir dersek ne diyeceğiz? X ekvatora baktığı için daha fazla Y ise arkaya yani kutba baktığı için çok daha az güneşlenecektir. İşte yaratılan durum bize bakı etkisini rahatlıkla verecektir. Peki A'daki durum nedir? Burada hassasiyetle durmanızı istiyorum. Çünkü A noktası görüldüğü üzere dönenceler arasında kalmış. Şimdi tarih 21 Mart olduğunda. 21 Mart'ın özelliği neydi arkadaşlar? Ekvatoral bölgeye güneş ışınları iki kez dik geliyordu. 21 Mart tarihinde ve 23 Eylül tarihine. Bu tarihlerden bir tanesi tarih 21 Mart'tı. Peki güneş ışınları buraya dik geldi. O zaman A noktasının bu tarihte bakıyor neresi olmalı? Güneş burada olduğu için kuzey olmalı. Peki A noktası 21 Aralık'ta yönü neresidir diye sorduğunda ne diyeceğiz? Hemen yorumumuz şu. 21 derece nereye geliyor güneş ışınları? 23 derece 27 dakika oğlak dönemcesine geliyor. O nedenle artık bakı yönü neresi olmalıdır? Güney olmalıdır. Neden? Güneş ışınları A noktasının altına kaydırıldığı için bu anlamda bakı yönü A'da sabit kalmazken B noktasında ise yıl boyu sabit kalmıştır. Önemli bilgilerimizi verdikten sonra bununla ilgili sorularda da detaylı olarak bu bilgileri hatımızda tutmanız dileğiyle arkadaşlar. Thank <laughs>